BAM Televizyonu'na hoş geldiniz. İki mısra arasında bu hafta da sizlerleyiz. Edebiyata, sanata ve şiire dair konuşuyoruz. Bugün edebiyatın en temel meselelerinden biri olan şiiri konuşacağız. Şairle birlikte şiir de değişiyor mu? Şiirde eski ve yeni ayrımı nasıl oluyor? Tüm bunları detaylandırmaya çalışacağız. Hep birlikte konuşacağız. Şiirin en temel meselelerden biri olmasının nedenlerini de sizlerle paylaşacağız. Kıymetli bir misafirim bizlerle birlikte olacak. Akademisyen yazar Metin Kayahan Özgül bugün bizlerle birlikte. Önce kendisini kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizi gördük. Daha iyi olduk. diyelim. Var olun. Evet. Şimdi bugün gerçekten sizleri de misafir ettiğim için de mutluyum. Çünkü edebiyat alanında çok güzel çalışmalarınız var. Çok çeşitli çalışmalarınız var. Kitaplarınız var özellikle. Bunların hepsini konuşacağız birlikte. Değerlendireceğiz, detaylandıracağız. Şimdi genel olarak şiirle ilgili çalışmalarınız var. O yüzden bugün biraz daha şiir üzerine, gelenek üzerine, şiirde eski ve yeni ayrımı üzerine konuşmak istedik. Bu konular üzerinde durmak istedik. Şimdi ama öncesinde biraz daha sizi tanımak isteyeceğim. Çünkü şimdi edebiyat alanında gerçekten derinlemesine çalışmalar yapan birisiniz. Ve içeriden bir göz olarak siz bu çalışmaları yaparken size en çok düşündüren meseleler hangileri oldu? Yani şimdi edebiyat dediğimiz zaman gerçekten bu alan, bu süreç benim için çok düşündürücü oldu. Beni biraz zorladı dediğiniz bir alan var mı? Orayı merak ediyorum başlangıçta. Aslında sorunuzun içinde sorular var. Birkaç soru birden. Beni edebiyata çeken şey aynı zamanda edebiyatında o problematikleri olmuştu hatırlayabildiğim kadarıyla. Kitabı bol olan bir evde büyüdüm. Koca anam, ben öyle derdim, anneannem işte Ebedi Aşk diye roman yazmaya kalkmış. Eski harfli öyle sarı matematik defterlerini doldurmuş. Anneciğim şiir yazardı. İşte ailede bir dolu edebiyatla ilgilenen vardı. Ben orada edebiyatın çok tabii bir şey, hani böyle aile içinde insanın dilinde dolanan bir şey olduğunu düşünerek büyümüştüm. Sonra neredeyse tek tercihim Hacettepe'nin Türk Dil Edebiyatı bölümü olunca orada işte bu problemi, şu bahsettiğiniz problemi ben de hissettim. Yani benim için edebiyat keyif alınacak bir şey. Şarkı türkü dinler gibi. Kitabı okurken de zevk alırsınız, heyecanlanırsınız, meraklanırsınız, zenginleşirsiniz, derinleşirsiniz. O bana yetiyordu. Ama burada birdenbire edebiyatın bilimsel desem yanlış olacak ama ilmi tarafını fark edince orada bir problem gördüm. O problem benim için problem oldu hakikaten. Ya da şu ana kadar 60 küsür yaşındayım. Şu ana kadar benim adıma da önemli bir problematik oldu. Edebiyatın edeple alakasını kurmak en kolay yol. Bugün artık o ilişkiyi kaybedeli çok oldu. Ara ara biraz da yetişme şartları yüzünden hatırlayanlar çıkıyordur ama onun haricinde
edebiyatın artık edeple bir alakası yok. Estetiğin edeple alakası kalmayınca bir estetik alan olarak edebiyatın da alakası kalmadı. Haz denen şey estetik olandan, güzel olandan, bedii olandan alınan haz dediğimiz şey her zaman olumlu bir haz değildir. Yani şeytani bir haz da olur. Şehevi bir haz da olabilir. Hazlar çeşit çeşit. Yani şu an ikramınız olan kahveyi içiyorum. Bundan aldığımda bir hazdır. Ama edebiyatın o ilmi tarafının bana üniversitede akademik bir disiplin gibi anlatılıyor olması benim haz aldığım bir alanı şimdi analitik olarak irdelediğiniz bir alana evet, çevirdi. Analitik olarak içinde bir laboratuvarda dolaşır gibi dolaşmak zorunda kaldığım bir alana çevirdi. Galiba 10-15 yıl evveldi şimdiden. Bir alanı irdelemek onu estetik açıdan çıkarmış mı oluyor? Yani şöyle diyelim, Kainat Güzellik Kraliçesi'nin röntgen filmlerine bakıyorsunuz. Evet. Tamam mı? Yani en kolay anlatabileceğim şey bu. Ya da kolonoskopi sonuçlarına bakıyorsunuz. Daha da iğrencini söylemiş olayım. Yani böyle bir durumda karşınızdakinin artık ne kadar güzel olduğuyla meşgul değilsiniz. Daha içeriden, daha derinden başka bir şeylerle meşgulsünüz. Bu meşgul olduğunuz şey strüktüre ait bir şey olabilir. Şekli, forma ait bir şey olabilir. Ya da güzelse neye güzel dediğinizi sorgularken altın oran mıdır yoksa başka bir şey midir onları düşünürken siz güzelin güzelliğini fark edemez hale gelirsiniz. Onu söylüyordum. Bir 15 yıl oldu galiba. Yazarlar Birliği'nde bir konuşma yapıyordum. Orada karşıda oturan genç tatlı çocuklardan bir tanesi bir soru sordu. Soruya cevap verdim ama biraz da pişman olarak. Artık okuduklarımı zevk almak için okuyamıyorum. Çünkü benim için o... Siz mi bu cevabı verdiniz? Evet, ben öyle dedim. Benim için o eleştirel bakılması gereken bir metne dönüştü. Ben artık o çocukluğumdaki haz için okumaları tekrarlayamıyorum. Bu da meslek hastalığı sanırım dedim. Hala aynı noktadayım. Bir şey güzelse güzelliğinden aldığım hazla bu bir güzel roman, güzel şiir bizim alan için. Hatta güzel tablo, güzel müzik onlar için de söyleyebilirim. Bunu güzel yapan nedir diye meşgul olurken ben ara yerde zevklenmek derdi eskiler haz almaya. Zevklenmeyi unutuyorum. Bu oluyor ama sanki şu da oluyor hocam. O şekilde irdelediğimiz zaman orada asıl anlatılmak istenen işte o metnin altyapısında neler var, kim ne anlatmak istemiş, nasıl anlatmış bunları da görünce ama ilk sıradan bir zevk de alınıyor sanki gibi de hissettiriyor bir yandan. O onun zevki çünkü başka. Çünkü hiç bunu görmemek de var. Onun zevki başka. Evet. O başka bir şey. Ama bu estetik haz denen şeye çok benzemiyor. Evet. Hani şey gibi idrar tahlilinden sonra müjdeli haberi vermek gibi. Çocuğunuz olacak evet. Demek gibi bir şey. Yani sonunda bir tatlı yere bağlıyorsunuz ama uğraştığınız yer çok teknik ve hatta hoş değil. Evet. Malzeme artık sizin için hoş malzeme olmaktan çıkıyor. Yönetmen bir arkadaşımla konuşurken fark etmiştim. O da filmleri böyle seyrediyormuş. Diyalog kuruluşları
yerine işte ışık şuradan gelseydi iyi olurdu, şunun açısı yanlış falan derken o filmden keyif almayı unutuyormuş. Evet. Hay ağzın bal yiyesin, bende de aynı dertten var dedim. Galiba bu böyle bir şey, hastalıklı bir şey de olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan da yani bu meslekte, meslekse eğer, bana kalırsa meslek değil eğlence, 40. yılımdayım ve büyük bir tad alıyorum hala. Evet, Yani şükür diyelim hocam o okuduklarımdan zaman. değil ama yazdıklarımdan alıyorum bu sefer. Evet. Şimdi o yazdıklarınızdan bir tanesi de Divan Yolundan Pera'ya Selametli bir kitabınız, araştırmalarınız var içinde şiirle ilgili. Bugün de o yüzden biraz daha biz şiiri bu ilmi açıdan da araştıralım istedik, biraz konuşalım istedik. Çünkü şiirle ilgili birçok tanım yapılıyor başlangıçtan beri. Ama sanırım tam olarak şiir bir yere net bir şekilde oturtulamıyor. Bununla ilgili bir şekilde tartışmalar da sürüyor. Olmayacak da, oturmayacak bir yere. Evet. Yani şiirle ilgili yapılan birçok tanım da var. Bu tanımlar gittikçe şekilleniyor. Kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Yani tek bir tanımı var da diyemiyoruz. İşte bu tanımlardan birkaç tanesini biz hocam fanusunun içine koyduk hocam. Farklı şairlerin ağzından şiirin tanımlarını yaptık. Bugün bahtımıza ne çıkarsa bir tanesini seçmenizi rica edeceğim Tamam. hocam. Ama yani onlara el atmadan peşin peşin söylemek lazım. Şiirin ne evrensel bir tarifi var, ne milli bir tarifi var. Yani biz kendi yaşadığımız coğrafyada bu medeniyet dairesi içinde bile şiirin üzerinde ittifak edeceğimiz bir tarifini yapamıyoruz. Bakın bugün oldu, en basitinden bir ortaokul öğrencisi bile hece aruz meselesini ya da oradan serbest şiir meselesini o şiir bu şiir değil diye değerlendiriyor. Bu bir ilkellik tabii bir yanıyla. Yani futbol takımı tutar gibi vezin tutmak başka hiçbir millette görülmüş bir şey değil. Ama bizde bu hal 100 yıldır var. Evet. Yani fazlası var, eksiği yok. 100 yıldır biz bunu yaşıyoruz. Yani ne bileyim, aruzla yazarsanız aslında çok gericisiniz. Heceyle yazarsanız çok millicisiniz. Ya da serbest şiir yazıyorsanız sizde de bir serbestlik var. Artık fazla mı hürriyet istiyorsun acaba falan, oralara kadar varacak siyasi karşılıkları olan bir tercih zannediliyor. Bu sadece bir araç. Bunun üzerinden şiir tarifi de yapılmaz, şiir münakaşası da yapılmaz. O bir vezin. Yani şu nasıl sizin kağıtlarınızı içine koyduğumuz bir kapsa, vezin de kelimeleri içine koyduğumuz bir kap. Bir kap için kavga edilmez. İçindekiler için, şurada asıl yazılı olanlar için kavga edilir. Tartışma onlardan çıkmalı. Bununla ilgili neyi tartışıyor olabiliriz ki? Çok saçma. Ama bütün edebiyatı değerlendirişimiz de bunun üzerinden. Hani şiir kelimesinin geldiği yerde Arap ne düşünüyordu diye bakarsanız, şiirle şuuru köktaş yapması size bir fikir veriyor. O halde şuurdaki her dalgalanma, her değişim, her oluşum, her gelişim şiirin tarifine de yansıyan bir yan taşıyacaktır. Evet. Yani o yüzden de şuur değiştikçe şiirin sabit kalma ihtimali yok. Evet. Biz de bu biçimle eş zamanlı gidiyor gibi. Yani bu şuur algılamamız öyle. Hayır, öyle de değil. Yani düşünün ki aynı şiirle, aynı vezinle, işte milli edebiyatçılar diyelim. Mesela Yusuf Siyah Ortaç, hani size beşecicilerden falan diye öğretirlerdi. Yusuf Siyah Ortaç diyelim ki şunu yazıyor.
Bir ipek çarşafa işlendi gönül, dün yine Şişli'de şişlendi gönül. Yani çarşaflar içinde Şişli'den geçen, süzüle süzüle giden bir kız için söylenmiş. Tamam, hece vezni mi? Hece vezni. İçeriği hakkında bir şey söylüyor mu? Yok, işte gençlik, laf atma, heyecan falan, işte belli ki bir ergenlik de var şairin üzerinde, bunu söylüyor. Ama aynı vezinle Ziya Gökalp şunu söylüyor, ondan 30 yıl sonra Necip Fazıl bunu söylüyor. Yani vezin size ne engel ne de imkanlar getiren, kapılar açan bir dost. Evet. İkisi de değil. Siz hiç vezin tanımasanız da o şiiri söyleyebilirsiniz. Belki o kadar etkili olmaz. Yani şeklen etkili olmaz. Ama ruhen yine sizi çarpacaktır. Evet. Yani işte önünüzde Yahya Kemal gibi bir örnek var. Adam ısrarlı bir şekilde aruzu kullanıyor. Tabi heceli şiir yazamıyorsun deyince ok manzumesini yazıyor. Enfes bir şiirdir. Ama ömrünün sonunda da serbest şiir yazmaya başlamıştı. Eğer onlara bir gönlü kaysa idi ya da yazdığı şeyden emin olsaydı, belki de Orhan Veli serbestliğinde şiirler yazan bir Yahya Kemal görecektik. Bitmemiş şiirler diye onları toplayıp ayrı bir kitap haline getirdiler Yahya Kemal Enstitüsü'ndeki arkadaşlar. Vezin değişir ama Yahya Kemal Yahya Kemal'dir. Yani evet. Vezin değişince onda evet, da bir değişim beklemeyeceğiz. O konulara da geleceğiz hocam. Şairle birlikte şiir değişiyor mu? Oraları da merak etmiyor Bu sadece vezin için. Evet, şiir, bu vezin için. Şiir konuştum. İçin değil. Şimdi az önce hatırlatmıştık. Bir tane evet, çekiyorum. Fanustan çekecektik. Bugünün notu olsun diye. Evet, veznin içinde manayı çekiyorum. Bakayım bu neymiş? Behçet Necati Gil. Aa, güzel. Şiir bir sorun, bir durum üzerine ölçülü konuşan, susunca da bizim düşünmemizi bekleyen bir olgunluktur. Bir kıvamını bulmadır. Katılıyor musunuz? Aslında siz de güzel seçmişsiniz, evet. Yani hani üzerinde konuşulacak daha sohbete elverişli cümlelerini de hatırlıyorum ama bu da bize yeter. Bir sorun ya da bir durum üzerine ölçülü konuşacak. Buradaki ölçü yine sizin vezin bahsinize bizi taşıyor ama susunca da bizim düşünmemizi bekliyor. Evet, şiir bitiyor, bizim içimizde başlıyor. Öyle bir şey. Evet. Buradan şiir tarifi adına çıkarabileceğimiz ne var? Demek ki şiirde bir derinlik peşinde Necati Gil. Olgunluk aradığına, kıvam aradığına göre o halde şiirde öyle bir derinlik arıyor. Yani dün yine Şişli'de şişlendi gönül, Necati Gil'in ölçüsüyle şiir değil. Geleneğin önemli bir ayrımı var. Onu biz artık kaybettik. Keşke yeniden kazansak. Şiir ile nazım aynı şey değil. Manzum olan her şey şiir değil. Ve şiir de manzum olmak zorunda değil. Nazım, yani vezin, kafiye, redif, neyse o ritmik unsurlar, onlar işte kavanoz, onlar şiir değil. Onlar şiirin içine konduğu biçim kap. Mi? Yani evet, sadece biçim onlar. Olarak nitelendiriyoruz. Onlara mi? Nazım, yani sizin sözlerinize intizam veren şeyler. Nazım, intizam, muntazam, belki. Hani evet. Köktaş ya. Ben onları nesir halinde de söyleyebilirim aslında. Ve hala şiir olabilir. Hmm.
şiir olduğunda onlara da mensur şiir deriz. Bunu kestirdim. Niye mensur şiir? Evet, bir dolu adamın var, mensur doğru. şiirleri var. Şiir manzum olmak zorunda değil. Şiir olmak zorunda. Eğer bir metin vezni var, kafiyesi var ama hiç şiirli değil. O zaman ona nazım diyoruz. Ve onun şair olmayı becerememiş sahibine de nazım deniyor. O haddini bilecek, şair olmadığını bilecek adam. Bazıları zaten şair olmak için yazmaz. Manzum metin kurmak için yazar. O zaman şair kime diyeceğiz? Ha, evet. Şimdi mesela siz manzum bir matematik kitabı yazabilirsiniz. Osmanlı'da manzum lügatler bile var. Bayağı lügat. Fransızca lügat de var, Farsça lügat de var. Yani orada herhangi bir ayrımı yok geleneğin. Ya da bir ilmi nücum, yani astronomi mi desek değil, astroloji mi desek, evet daha yakın. Bir ilmi nücum kitabı da yazabilirsiniz manzum. Manzum evet. tarih kitabı yazabilirsiniz, manzum matematik kitabı yazabilirsiniz. Ya da günümüze uyarlarsanız manzum bir reklam jingle'ı için hani sözler karalayabilirsiniz. Ama bu yazdıklarınızın şiir olmadığını biliyorsunuz. O şiir değil. Bunlar manzum. Fetihnameler, gazavatnameler, nasihatnameler. Yani niyeti estetik olmayıp ya didaktik ya da ticari, kendince amacı olan ama amacı estetik olmayan nazım ürünleri, onları karalayan adama nazım deniyor. Mesela ciklet kağıtlarında yazılı fallar, bir dörtlük okuyacaksınız ve o gününüz iyi geçecek. Yani işte bugün hayatının aşkını bulacaksın yazıyor diyelim falda. Siz o günü güzel geçirdiğinizde, bir ciklet kağıdı yüzünden o günü tatlı geçirdiğinizde, nazım görevini yapmıştır. Bir şiir yazamamıştır ama yazdığı şey yine de görevini yapmıştır. Ya da ne bileyim işte eşarbınızın satıldığı mağazanın bir reklam metni olsa, onun içinde de bir dörtlük patlatsalar, şey, aman eşarp canım, evet, eşarp falan diye. Bu kısım biraz netleşti. Bu önemli olurdu ama bakın şimdi sıkıntı şurada. Biz nazım olmasına rağmen şair saydığımız ya da kendisini şair kategorisinde değerlendiren insanları artık ayırt edemiyoruz. Mesela ideolojinin şiirini yazdığını söylüyor. Hayır, sen bir nazımsın, yazdığında şiir değil nazımdır demiyor kimse. Yaptığın şey doğru olabilir ama senin etiketin yanlış. Bunu söylemiyor. Bu bir sanat. Bundan ben ta konuşmanın başında söylediğim estetik hazzı almalıyım. Tefekkür için oku bunu. Yani işin içine ideoloji girince onu alamıyor muyuz? Yani işte onu söyleyeceğim. Temel sebep bu mu? Tefekkür için oku bunu derlerse ya da seçimini yapmak için oku bunu derlerse, ben hem bunu yapıp hem de haz alabiliyor muyum? Yani bir sanattan duyduğum hazzı alabiliyor muyum? Onu kendi içime sormalıyım. İkisini de beceren adamlar var ama sayıları o kadar az ki. Ya kuru gürültü, hani İstiklal Caddesi'nde böyle hani ritmini de tutturamamış acayip sloganlar, hey 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 diye gidiyor ya.
onun gibi kof sloganlarla yazılmış, şiir olduğu iddia edilen ama hiç şiire benzemeyen bir dolu metin de var. Okuduğunuzda ciğerinize işleyen, birdenbire zihninizde patlayan metinler de var. İkisini aynı kefeye koymanın mümkünü yok. İşte ben şairim. O senin fikrin ama metinler öyle demiyor. Somut örnek verebilir miyiz bunlar için? Veririm ama çok Zülfiyare dokunur. Ondan korkarım. Evet. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Mesela 1960'ların ve 70'lerin sağı da solu da şiirde böyledir bizde. Çünkü orada bir savaş verdiklerini düşündü her iki tarafta. Ve o yüzden de hani köy yanarken deli kız saçını tararmış ya. Estetik bir şeylerle uğraşmak onlara öyle göründü. Yani vatan elden gidiyor, biz nasıl hala güzelliğin peşinde koşalım. O zaman çok farklı bir soru daha oluşuyor hocam. Şimdi biz bunu söyleyince. O zaman tamam. Şiir ne için yazılmalı? Yani şiir içinde bulunan durumdan kopuk mu olmalı? Ya da kopuk olmamalı mı? Hangisine şiir diyeceğiz? İçinde bulunduğumuz durum ne? Yani o dönemin siyasi ya da toplumsal ama, şartları mesela. Ama yani şöyle bakalım. Türkiye'nin bir bölgesinde koskoca bir deprem yaşadık. Çağımızın içinde, ülkemizin içinde, hatta bizim içimizde öyle bir deprem yaşadık. Mesela bu depremin şiirdeki karşılığı ne olacak? Ben Adapazarı depreminden sonra fay kırığı ifadesinin şiire nasıl geçtiğini takip etmeye çalışmıştım. Sonra bir yazı da gördüm o konuda. Birisi daha dikkat etmiş ve güzel bir yazı da yazmış. Edebiyat oradan bir kelime kazandı. Bir imge kazandı. Fay kırığı, böyle hayatımızın ortasından çatır çatır geçen ve bizi ikiye ayıran kırıklar. Bu ayrılık da olabilir. Yani illa depreme bağlanacak bir şey değil. Tamamen psikolojik bir kırılma da olabilir. Yerini yurdunu bırakıp başka yere gitme, bir köksüzlükten doğan bir kırılma da olabilir. Kırgınlık da olabilir hayata karşı. Her neyse. Ama böyle bir ifade edebiyata girdi birden. Ben onu gazetelerde görürken birden edebiyatın alanına sızıverdi. Ama deprem şiiri yazılmadı. Ben onu bekliyorum. Adapazarı içinde yazılmadı. Geçmişte yazılanlar peki? Hayır, Adapazarı içinde yazılmadı. Yani birisi dertlenmiş, o yanam öldü diye oturmuş ağıt yakıyor. Ondan bahsetmiyorum. Ama entelektüel kabul ettiğimiz, hani depremde kimsesi ölmemiş, tuzu kuru hatta şairin buradan bir empati kurarak şiir yazdığını görmedim. Yazanlar var. Yazanlarda da şiir bulmadım. Hani açık konuş dediğiniz için söylüyorum. Evet. Onlarda da şiiri göremedim. Bir cins şey gibi, manzum gazete haberi gibi bir şeye dönüşüyor. Aralarda birkaç içli mısra falan buluyorsunuz. Ama ötesi bir durum değerlendirmesi gibi oluyor. O değil. Yani o zaman neye şiir mesela diyeceğiz? Mesela İstiklal Harbi'nin de şiiri yazılmadı. Yani bu kadar önemli bir hadisenin değerlendirmesini bekliyorum. Gördüğümüz her şey vatan millet Sakarya cinsi metinler mi olacak?
Yani orada hani depremi yaşamak yaşamamak gibi, harbi yaşamak yaşamamanın şiirdeki estetize olmuş karşılığını nasıl göreceğiz? Ya da bunlar estetize olabilir mi gerçek manada? Yani şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda diyen adamın aslında imgeleminizde canlandırırsanız şöyle almış toprağı sıkıyor ve böyle şehit kanları damlıyor. Bir tarafıyla çok iğrenç. Yani hayatta dokunamayacağınız bir toprak, suratınızdan da anlıyorum. Öyle bir toprak. Ama bu dökülen, bu damlayan kanların her biri kutsal. Orada bir romantizm var ve o romantizm çok şiirli. Kol, bacak, paramparça savruluyor. Çok iğrenç bir sahne, çok dehşetengiz bir sahne ama çok estetik. Yani sinematografik oluşu ayrı, hani soğukkanlıca bakmaya çalışıyorum etkilenmeden. Çok sinematografik, çok şiirli. Ama neticede o bir mersiye. Aynı şeyi Mehmet Emin Yurda Kul'un şiirinde bulamıyorsunuz. Ben çocukken öyle efe kıyafeti gibi bir şey giydirip, elime de bir oyuncak tüfek verip misafirler geldikçe onlara şiiri okumamı isterlerdi. Türk evladı evde durmaz giderim diye böyle tüfekle hamle falan yaparak öyle teatral okurdum o şiiri. Mesela o da şiir ama bu kadar şiir değil. Demek ki şiirin de dozları var. Araplar şiiri 7-8 basamakta değerlendirmişler zamanında. Ve son vardığı noktada şiir eşittir hıyar. Ne manada? Tercümesi böyle. Öyle nasıl anlarsanız anlayın. Benden söylemesi. Şair diye bir noktası bile var. Şair arpa mı? Buğday değil. Arpa mı? Yulaf mı? Onlardan birisi. Şiir şuurunuzla yazılacak. Ama şuurun altıyla mı üstüyle mi yazacağınız size kalmış olacak. O yüzden pekala sürreel bir şiir de yazabilirsiniz. Tarifinizi de, şiir tarifinizi de ona göre yaparsınız. Evet. Şiir şuur altı fışkırmalarından ibarettir dersiniz. Evet. Olur yani, biter. Evet, öyle bir alana girdik ki hocam. Gerçekten çok derin, gittikçe derine iniyoruz ama programımızın size, da bir süresi olduğu için ben de yazıyor, farklı sorular sormak tamam, durumundayım hocam. Peki. Ama şu cümleyi tamamlayayım tabii o halde. Diğer taraftan İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in çok sevdiğim bir lafı var. Şiir şuurla yazılır ama o kadar da şuurla yazılmaz diyor. Bu da bir başka şiir tarifi aslında. Tamamen şuurun egemenliğinde bir şiir yazdığınızda o rasyonel bir metin olur. Onun bir mantık önermesinden farkı kalmaz. Onda estetik bir şey bulmanızın imkanı da olmaz. Demek ki o kadar da şuurlu olmaması gerekiyormuş. Şuurun yerine ne alır derseniz, işte orada şiirin başka tarifleri başlıyor. Şuurun yerini şuur altı mı alacak? Şuurun yerini toplumsal meselelerimiz mi alacak? Evet. Yok, psikolojik meselelerimiz mi alacak? Durduğunuz yer sizin şiir tarifinizi de belirleyecek ama hiçbir zaman herkesin birleştiği bir şiir tarifimiz olmayacak. Evet, yani
Ve bu, olmasın. Bu kadar lütfen dakikadır olmasın. Konuşuyoruz hocam. Evet. Buraya kadar geldik. Yani gerçekten bir tarifi yok. Özür dilerim. Yok hocam, yok. Derinlemesine indik ama. Yaşlandıkça çenem düşüyor. Yok olmalı. Önemli değil. O yüzden söylemek istemedim. Yani şu sebeple söyledim. Gerçekten biz bu kadar konuşsak bile yine bu sonuca varacağız artık. Evet. Yani evet. Bunu bu şekilde belirtelim. Yani bu esefle söylenecek bir şey değil. Bu bir memnuniyet vesilesidir. Evet. Bu şiiri çoğaltan bir şey çünkü. Aksi halde evet. Bir tek şeye belki şiir devam derdik. Ettiren. Çünkü şimdi şu eski yeni meselesine de biraz değinelim isteyeceğim buradan hareketle. Hı hı. Şimdi eskiye dair bazı tanımlar oluyor. Şimdi eski ve yeni şiir. Genelde eski şiir kalıplarını kırmak istemiyor. Ama yeni şiir de hep eskiyi yok sayarak yeni bir şey oluşturmak istiyor. Ama biz de diyoruz ki şiire ve bu sürece bir bütün olarak bakmak zorundayız. Hiçbir şeye geçmişten kopuk olamaz diyoruz. Burada bu eski yeni ayrımını nasıl yapacağız? Çünkü mesela bazı dönemlerde ortaya çıkan yeni ve yenileşme hareketlerinin ileride aman Allah'ım ne kadar da yaşlı denmesi diye adlandırmışsınız. Ve her yeni eskimeye de hızlıca kocamaya mahkumdur diyorsunuz. Tabii, evet. Bunu nasıl açıklayacağız? Kendimle. Ben de bir zamanlar yeniydim. Evet. O zaman bunun bir sonu gelmeyecek bu hareketlerin, öyle mi? Ben ailem için yeni değilim. Çünkü onlar beni tanıyor. Ama sizin için yeniyim. Sizin için yeni olmam 60 küsur yaşında olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Yani dünya için eskiyim ama sizin için yeniyim. Evet. Bir de öyle bir şey var. Neye yeni, neye eski dediğimiz o kadar kaypak bir değerlendirme konusu ki neticede yeni dediğiniz şey eskiyor. Eski dediğiniz karşınıza bir süre sonra yeni olarak da çıkabiliyor. Bunu modadan hanımlar iyi bilirler. Evet. Yani 70'lerin modası yeniden gelmiş dediğinizde eskiyen bir şeyin yepyeni şekilde karşınıza çıkabileceğini de görüyorsunuz. Niye? Sanatın kendine göre bir döngüsü var. Bu sadece edebiyat için değil. Bütün sanatların bir döngüsü var. Hatta bütün felsefelerin bir döngüsü var. Bütün ruh hallerinin bir döngüsü var. Yani yeni bir ruh hali icat edemezsiniz. Temel diyelim ki 10 tane ruh hali vardır. Şu neşe, bu hüzün, şu acı falan gibi. Siz döner döner onları yaşarsınız. O zaman her gelen yenilik aslında yenilik değil mi tam olarak? Size yeni gelen bir şey Japonya'da 25 yıldır mevcut olabilir. Yine bir enfüsi değerlendirme başlar. Bana yeni olan herkese de yeni mi? Hayır değil. Bana eski gelen bir süre sonra yeni kılığıyla göründüğünde garipseyecek miyim? Ona da hayır. Yani, dil antropolojisi dersi alıyordum öğrenciliğimde. Orada hocam ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, farz et ki Erzurum barı oynayan adamları seyrediyorsun, elleri tutuşmuşlar, hepsi büyük bir ciddiyetle oynuyorlar ve bunun çok otantik olduğunu düşünüyorsun. Hayır değil. 100 yıl evvel oynanan oyunla hiçbir alakası yok. Ona da bar diyorlardı, buna da bar diyorlar ama hiç alakası yok. O zaman çalan zurna bu zurna değil. O zamanki davul bu davul değil. Şimdiki davulda deri gerilmiyor. Plastik geriyorlar mesela. Artık o eski davul değil. Ya da bu otantik denen kıyafetler eskiden tezgahta dokunuyordu. Şimdi bir fabrikadan çıkıyor. Elde dikiliyordu. Şimdi bir elektrikli dikiş makinesine zıt diye geçiveriyor, dikiliyor. Bu insanların kılığı, kıyafeti, tıraşı, takıları, aksesuarları hepsi yeni. Ama sen onun eski olduğunu düşünüyorsun.
bazen yeni görünümlü eskiler, bazen eski görünümlü yeniler olur dedi. İsmi Yalçın İzbul'du. Doçentken İzmir'e yerleşip balık tutmaya başladı hoca. Ama benim için çok kıymetli bir şey söylüyordu. Şimdiye kadar yaptığım bütün çalışmaların özet cümlesi bu. Yeniye benzeyen eskiler ve eskiye benzeyen yeniler. Peki o zaman bu. Mesela Garip şiiri ne yaptı ya da ikinci yeni şiiri ne yaptı? Öyle sorarsanız başka yani ne bir yapmış oldu ya da başka neye bir benziyordu? yerden anlatmak zorunda kalırım. Şöyle söyleyeyim. Garip şiirinin örnek aldığı gerçeküstücüler Avrupa'da bir travmanın peşinden doğdular. Bir savaştan çıkan toplumun travması üzerine inşa edilmiş bir akım o. Aynı travmayı aynı şekilde sizin yaşamanız gerekmiyor. Hani siz tarhana çorbasına bayılırsınız ama batıdan birine içiremezsiniz, çok acı gelir, kokuyordur falan, 50 tane mazeret bulur size. Onun gibi sizin hissettiğiniz şeyler bir batılının hissettiğine benzemiyor. Aynı Birinci Dünya Harbi'ni yaşamış olabilirsiniz, o harpten çıkmış olabilirsiniz. Farklı pansumanlar geliştiriyorsunuzdur. Aynı pansuman herkese sökmüyor. Aynı ilaç herkese iyi gelmiyor. Batı orada sürrealizmi bir pansuman aracı diye görüyor. Bu sefer sürreel olanı, yani üst gerçek dediği şeyi, gerçek üstü değil o, onun tercümesi yanlış. Gerçek üstü değil. Sür manşet gibi düşünün. Hani tam gazeteci ağzı, sür manşet. Onun gibi bu da sürreel. Bir üst gerçek yoklaması bu. Onların üst gerçeğinin sizin üst gerçeğiniz olması gerekmiyor. Hele hele Orhan Veli neslinin o kıt Fransızcası ile hiçbiri tercüme edilmemiş bu metinleri görüp ay ben de sürrealist olayım sevdasına kapılması. Hatta Fransızcasını anlayamadıkları için Oktay Rıfat'ın amcasının hanımı, evet yenge olur değil mi? Yengesi iyi Fransızca biliyor diye ona tercüme ettirip ah ne kadar etkileyici demeleri. Çok çocukça geliyor bana. Yani garip dediğiniz şey hakikaten fena halde garip bir yerden doğmuştur. Ve hiç garipliğini de üzerinden atamadı. Ama o hareket bir Orhan Veli hareketidir. Yani üç arkadaşın kol kola girip kafa kapıya verip yaptığı bir hareket değildir. O bir Orhan Veli projesidir. Dostlarından da güzel destek almış bir projedir. Ama kısa bir süre sonra herkes yoluna ayrılacak. Yani Oktay Rıfat işte Perçemli Sokağı yazı verecek. Tamamen başka. Peki, ikinci yeni hazırlayacak. Yenilik arama ihtiyacı niye doğuyor bu esnada mesela? Bu esnada değil, hep arıyoruz. Hep arıyoruz. Ama bu ille de o eskiyi devam ettirmeyeceğim ya da yeni bir şey ortaya koyacağım ve bunu bir manifestoyla yapacağım. Yeniyi bilmiyoruz. Yeniyi bilmiyoruz. Bakın bugün de böyle. Yani siz kendi yeninizi oluşturamadığınız için İtalyan modasıyla, Fransız modasıyla yeniyi arıyorsunuz. Yani üstüme ne geçireyim sorusunun cevabını kendi başınıza veremediğiniz için birilerinin sonbahar, kış kreasyonlarına bakmanız gerekiyor. Burada çok acınacak bir halimiz var. Çok acınacak. Yani bu topraklar kendi sanat cereyanlarını oluşturmakta
büyük sıkıntı yaşıyor. Yani ama geçmişten günümüze baktığımızda hiç mi yani bunu söyleyebileceğimiz Bir bir tane dönem bulalım. yok. Bulalım, arayalım. Romantizm, realizm, naturalizm, işte bu tarafa İman doğru şiiri gelelim. ya da ne bileyim. Klasik şiiri de Fars'tan büyük ölçüde aldık. Ama bunu Arap'tan değilse de. biçimlendirmek meselesi yani elbette ki birilerinden bir şeyler görebiliriz ama bunu biz Tabii. kendimize nasıl şekillendiriyoruz? Bu da bir yenilik Bize değil mal mi? etmekten bahsediyorsunuz değil Evet. mi? Bugün Fars şiirini de Osmanlı şiirini de iyi bilen kime sorsanız Fars şiirinin daha üstün olduğunu söylüyor. Ama bunu yüksek sesle söylemiyor çünkü çok kalbimiz kırılıyor. Ben de dahil. Buna üzülüyorum. Ama doğru. İtiraf zor ama doğru. Fars şiirini bilmediğimiz için şimdi aman bizimkinden iyi olabilir mi canım yani Fuzuli'den de iyi mi falan diyor olabiliriz ama Bu bilmem. şairlerle de şekillenmiyor mu? Yani şimdi Tabii o tane kadar tane. güzel söylenmiş Evet. birçok güzel şiir de var. Çok doğru. Bugüne kadar Ama gelmiş. tane tane falanca şair, tane tane filanca şiir o değil. Böyle bir bütüne bakarak hüküm verdiğimizde düşündüğümüz kadar parlak değil. Çok farklı açılardan bakmış olduk hocam bugünkü programa ve çok düşündürücü de oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rica Programın ederim. sonuna geldik ama kafalarda bir soru işareti de oluştu. Bir yandan ağzınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum. ederim Değerli davetiniz için çalışmalarınız de. için, Sağ katkılarınız olun, için var olun. programımızın sonuna geldik. Vav Televizyon'da İki Mısır Arası programını burada noktalıyoruz. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.